3.200.000 memur ile 1.900.000 memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmelerinde imza yetkisini elinde bulunduran Memur Senin Genel Başkanı Ali Yalçın, halen sözleşmeye katılma yetkisi olan ama imza yetkisi olmayan Türkiye Kamu Sen ile keskin bu görüşmelerden çıkarılmasını istedi. Yalçın, tek satıcılı, üç alıcılı pazarlık olmaz. Yetkili olmayan konfederasyon ve sendikalar masayı dışarıdan takip etmeli fakat masada koltuk işgal etmemelidir dedi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın bu açıklamasına Türkiye Kamu Sen ve Türk Sağlık Sen İl Başkanı Hayrettin Şahin'den tepki geldi. Şahin, burada Türkiye Kamu Sen'den duyulan rahatsızlık, her toplu sözleşme fiyaskosunun ardından konfederasyonumuzun bunların ipliğini pazara çıkarması ve kirli imzalarını deşifre etmesindendir sözleriyle yaptı eleştirilerini. Yetkili olsak da olmasak da kamu görevlilerimize, üyelerimize ve ilkelerimize olan bağlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizin, kamu görevlilerinin ve emeklilerin haklarını şahsi ve politik menfaatleri uğruna bir yerlere peşkeş çekmeye kalkanların bundan önce olduğu gibi bundan sonra da karşılarında bizi bulacaklarının bilinmesini istiyoruz. Yaklaşık 5 milyon kişi aileleriyle birlikte 20 milyon vatandaşımızın ekonomik kaderinin belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerinde sahip olduğu 1 milyon üye ile kendisine üye olmayan, sendikal anlayışına onay vermeyen 4 milyon çalışan ve emekliyi hiçe sayarak tek başına söz sahibi olmak isteyen, hiçbir denetim ve itiraz hakkı bulunmayan konfederasyonlara dahi tahammülü olmayan bir anlayışın ne kamu görevlilerine ne de ülkemiz demokrasisine sağlayacağı hiçbir katkı yoktur. Buradan yetkili konfederasyon Memur Sen Başkanı'nı yaptığı açıklamadan dolayı kınıyoruz ve kendisini sarı sendikacılık yapmaya değil, çalışanların haklarını savunmaya davet ediyoruz.